dışarı çıkıp dolaşacağız diye o kadar giyindim, süslendim. Ama adamın aklı sizin evde kaldı tabii. Hesapta sizin evde sihirli hadiseler oluyormuş da bana gösterecekmiş. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Suzan Hanım. Ay ne diyeceksin hayatım? Denilecek bir şey yok. Yapılacak bir şey var. O da şudur ki Avni'yi bir güzel paket yapacaksın. Götürüp akıl hastanesinin bahçesine bırakacaksın. Üzerine de olan biteni anlatan bir mektup iliştireceksin. Yok artık. Yok yok. Yani azıcık sevgim eksilse. Birazcık kıyabilsem şu Avni'ye. Akıllı kadının yapacağı şey bu. Ama hala şuramda bir ümit var Betüş Hanım. Düzelir diye umuyorum ben de. Ne yapayım? Yani umarım düzelir. Ay neyse, seni de meşgul ettim bu kadar işin arasında. Yok canım, biraz daha otursaydınız. Yok hayatım, yok, gideyim. Hava alır sakinleşir evime dönerim artık. Hem konuştuk dertleştik işte. Tamam, yapabileceğim bir şey olursa ne olur çekinmeyin gelin, olur mu? Ay Betüş Hanımcığım, senin yapabileceğin ne olabilir ki? Benim kocamın düzelmesi için sahiden bir periye ihtiyaç var. Ki şöyle sihirler falan yapsın da aklı başına gelsin. Ay vallahi sinirim bozuldu ondan biliyorum. Hadi hoşça kal. Ay, peki güle güle Suzan Hanım. Güle güle. Tamam tamam, korkmayın korkmayın Firuze Hanım, gelin gelin gelin, bize kesinlikle zarar vermez, öyle değil mi sevimli Peri? Belli mi olur Avni Bey, bir hareketiyle neler yapıyor ya, bize kızar daha kötü şeyler yaparsa. Firuze abla, ben seni çok seviyorum, bilmiyor musun? Ama insan sevdiklerinden bir şey saklamaz. Niye söylemedin bana peri olduğunu? Söyleyemez, izin verilmiyordu. Kim izin vermiyordu? Kesinlikle Betüş Hanım'dır. Hayır, Perihan teyze. O neyiniz oluyor? Peynirin baskın kuralları o koyuyor. Bab, o da mı peri? Aman Allah'ım, artık her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bundan sonra istersen bana inanma Suzan. Artık bir şahidim var Firuze Hanım. Suzan'a bunları anlatırken bana şahitlik yaparsınız değil mi? Yaparım, yapmasına da çileğin elinden kurtulabilirsek. Keşke bunları yapmak zorunda kalmasaydım. Peri olduğumu anlamasaydınız. Şimdi mecburen her şeyi düzeltmek için Perihan teyzeyi çağırmak zorundayım. Bize ne yapacak? Bilmiyorum, bu durumu bir tek o düzeltebilir. Kaçmamız lazım. Evet ama nasıl? Her şeyi bana bırak. Acaba Perihan abla gelene kadar ben bir tuvalete gidebilir miyim? Kaçmak yok ama. Yok canım, artık cezamız neyse çekeceğiz. Benim de tuvaletim geldi, ben de sıkıştım. Yapıştım. Avni Bey yardım edin. Avni Bey yardım edin. İkiniz birden olmaz sırayla. Önce bayanlar gitsin. Hayır, önce sen Avni amca. Ama niye? Çok üzülüyorum ama peri kurallarını çiğneyemem Firuze abla. Amanın! Çilek, Çilek, o buradayken niçin beni sihirle çağırdın kızım? Artık her şeyi biliyorum Perihan Hanım. Çileği sihir yaparken yakaladım. Ne? Burada neler oldu Çilek? Sorma Perihan teyze, yardım et. Yapar mıydı? Ay üzülme hayatım. Üzülme bir tanem. Sen bu sihiri bilmeyerek yapmışsın. Biz bunu düzeltebiliriz. Ama nasıl? Bize özel yöntemlerle. Bütün bu gördüklerini ona unutturabiliriz. Peki yukarıdaki amca ya? O kaçmış hayatım. Şimdiye kadar bütün olup biteni karısına anlatmaya başlamıştır bile. Yani onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama zavallıcık ne anlatırsa anlatsın, nasıl olsa kimse ona inanmıyor. Yani bize pek yakışmaz ama şimdilik periler olarak buna sığınmak zorundayız. Ah! Perihan teyze! Hiç farkında değilim. Ne zaman geldiniz?
Suzan neredesin? Gel artık Suzan. Gel Suzan. Gel artık gel. Ne olursun gel Suzan. Geldim abi, ne var? Ne diye benimle gezmeye gelip de zırt pırt arıyorsun? Hem neden eve dön diye tutturdun? Suzan bugün büyük gün. Büyük gün Suzan. Az sonra sana perilerin var olduğunu kanıtlayacağım. Az sonra evliliğimiz kurtulacak Suzan. Avni gene ne saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum. Gerçekten saçmalamıyorum. Artık ben konuşmayacağım Suzan, tamam mı? Ben konuşmayacağım. Sana bunların hepsini bir bir Firuze anlatacak. Hepsini Firuze anlatacak. Hatta perilerin, çileğin, ondan sonra Perihan Hanım'ın neler yaptığını sen tek tek gözünle göreceksin. Korkmuyorsan gel benimle. Gel benimle gidiyoruz Betüş Hanım'la. Ne? Betüş Hanım'lara gidiyoruz. Gel büyük gün bugün. Ah canımın içi. Firuzeciğim, kahven harika olmuş, ellerine sağlık kızım. Afiyet şeker olsun. Siz parka gidecektiniz değil mi? Ben sizi tutmayayım. Ay olur mu öyle 5 dakikalığına ateş almaya gelmiş gibi? Hayatım ben şöyle kapıdan bir uğradım. Bir daha sefere oturmaya gelirim. Hadi canım hoşça kal. Bay bay hayatım, herkese selamlar. Söylerim Perihan teyze. Aferin benim güzel kızıma. Kendine iyi bak, Betüş'ü üzme eve hayatım. Uslu uslu dur, aferin. Hadi hoşça kal. Güle güle. Gördün mü başımıza geleni çilek? Meslek hastalığı herhalde. Burada çalışırken kapının çaldığını duymamışım. İyi ki sen duydun da kapıyı açtın. Yoksa kapıda kalacakmış kadıncağız. Ya doğru. Aa, bir şey unuttu herhalde. Merhaba, merhaba, biz geldik. Aa, sizi bıraktığımdan daha iyi buldum Firuze Hanım. Bakın Suzan'ı getirdim şahitlik yapmanız için. Merhaba Firuze, nasılsın? Kusura bakma hayatım, tuttuk ondan getirdi. Ne olduğunu ben de anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Ne şahitliği Avni Bey? Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. Yani şey şahitli. Hadi çileğin peri olduğunu söyleyecektin hani. Şey gelmedi mi başkan? Periler başkanı Perihan Hanım nerede? Bir yaşıma daha girdim. Ne perisi, ne peri başkanı Avni Bey? Ama... bütün bunlara sensin sebep değil mi Çilek Hanım? Yani sen sihir yaptın, Firuze'yi değiştirdin değil mi? Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Evet Avni, ben de anlamıyorum. Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Yine beni rezil ettin, hem Firuze hem de Sami Sübyan'a ya. Yürü! Ama fakat Suzan ya. Ama fakat Suzan değil Avni. Rekat Suzan, rekat. Hatta son rekat. Son rekatını kıl, zira eve döndüğümüz zaman seni tahtalık eğe. Meleklerin yanına göndereceğim Avni. Yürü! Ama dilini ısır, tövbe de böyle konuşulur mu? Seni ısıracağım Avni. Hayır. Seni, seni ısıracağım. Yürü! Ama Suzan. Konuşma. Bir dakika Suzan. Bak hala konuşuyor, yürü. Ama şeyi anlatmak Allah'ım. İyi günler Firuze. Vah garibim vah, iyice tırlatmış bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.